Öncelikle Serkan Dayınız'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün Boyabat'tayız. Boyabat Kalesi'ne çıktık. Şimdi çekimlerimiz çok uzun sürdü. Onun için ben şeyden sonra çekim yapıyorum şu anda. İş bittikten sonra kalenin öbür tarafının da çekimini yaptık. Ama bu taraftaki bu merdiven kısımları çok mükemmel olduğu için bu merdiven kısımlarını çekimini yaptık. Çünkü videomuz çok uzun oldu. Aşağı yukarı. Ama onu işte elimizden geldiği kadar kısaltacağım. Ama herkesin gelmesini tavsiye ederim. Mükemmel bir işçilik var burada. Bu dağın altından ağrı. Şöyle çekebilirsin Serdar. Şey göster. Dağın altından ağrı bir merdiven var. Boyabat Kalesi'ne çıkan bir yol var. Gerçekten videoyu izleyince göreceksiniz yani. Gerçekten mükemmel bir işçilik yapılmış. Mükemmel bir tarihi eser bir yeri var. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Çok da güzeldir. Boyabat Kalesi. Öbür taraflara da bakalım. İçinde videoları birleştirebiliriz de bu tarafı da göstereceğiz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Arkadaşlar aşağı indik. Kalenin bu taraftaki yolunu bulamadık. Şimdi köprüye indik. Köprüden şimdi şu arada bir yol varmış. O arada yol eğer açıksa kalenin o yoluna bakacağız. O yolu bulacağız. Çok dikmiş. Çok da güzel söylüyorlar. Bakalım bulabileceğiz mi? Merdivenlerde iyi şansımız varmış. Kalenin yolu açıkmış. Şu şekilde. Ta kaleye kadar çıkacağız. Biraz videom yine uzun olacak ama arkadaşlar yapacak bir şey yok. Kalenin şu ilginçliğe bakın. Geliyor mu lan? Çabuk. Serdar. Şu taşlara bakın arkadaşlar ya. Şu yüksekliğe bakın ya. Tam dağcılar için bir iş. Gerçekten o kadar kale gezdim. Bakın. Şu anda içeri giriyoruz. Vay vay vay. Ya buna yukarı çıkacağız tabii. Ama çok karanlık ya. Işık yanıyor mu lan bunun? Ne ki, hava var mı? Abi bunu neymiş ya? Gel şurada şu an. Aa ışık yandı. Bir bakalım lan. Aşağı doğru gidiyor. Ha ışık yandı. Dur duralım mı? Ya arkadaşlar. Şundan güzelliğe bakın. Şuna bakın. Biz önce bir aşağı iniyoruz. Kalenin altına doğru gidiyor. Geri çıkamazsak bilmiyorum. Aa şuna bak. Şu oymalara bakın ya. Abi acayip derecede de bir koku var. Aha. Kapandı. Eyvah. Ne? Ya çok karanlık ya. Abi ışıklar kesildi. Ben abi ineceğim. Gittiği yere kadar gideceğim ben. Ya sen nereden bana gidiyorsun ya? Nereye gider? Lan gidiyor ya daha. Ya karanlıkta da ışık. Ya çok merak ettim. Ya bir elimizde biz niye bir fener almadık ya? Senin telefonun ışığı da yok değil mi? Vallahi var ya. Tüh. Bak gitgide daralıyor ha burası genişliyor ama. Bu nereye gidiyor acaba? Yandı mı? Allah Allah. Abi gitgide daralıyor. Herhalde burayı kapatmışlar ya. He? Burayı kapatmışlar arkadaş. Şuna bak. Burası daha gidiyor Serdar. Abi burayı açmışlar buradan. Ha var ya. Serdar yukarıya mı gidelim? Vay kafama demir geldi. Vay nasıl ya. Arkadaşlar. Burası çok gidiyor. Şu dikliğe bakın. Ama güvenlik amacıyla burayı kapatmışlar. Ama eğer ki zamanımız olurdu ileride kesinlikle ben buraya gireceğim. Bir elime fener alıp. Çünkü açmışlar orayı. Arkadaşlar geri çıkıyoruz. Bu kaleye buradan taşları oyarak ta kaleye kadar çıkıyor ama inanılmaz derecede yüksek yani.
Serdar. Abi şu dikiye bak ya. Salih bizi boşa o, ya, o tarafa göstermiş ya. Asıl gidilecek yer buraymış. Şu dikliğe bakın. He? Ha bu böyle bir dik merdiven olur mu ya? Havalar ne la? Çukur ya. He? Derinlik var mı? Ya niye elimizde şık almadık ya? Abi buna çıkılmıyor ki merdiven. Arkadaşlar. Bu merdiveni vallahi emekleyerek çıkıyoruz, emekleyerek. Taşın üstüne. Abi ben buradan kesin kalk krizi geçiyorum. Vallahi. Nereye çıkıyor acaba bura? Direkt kaleye çıkıyor mu acaba? Bakın bir havalandırma deliği. Birinci havalandırma deliğine geldik. Bu ne kadar bir çalışma yapılmış. Burası neymiş acaba? He? Buralarda dinlenme yerleri mi lan burada? Serdar, gel çıkalım arkadaş, bir daha böyle bir fırsatı bulamayız. Merdivenlere. Korku filmi gibi lan. Ben inadım ettim arkadaş, çıkacağım ben. Ya burada taş yarılmış ya, su kanalı burası. Lan yok, takaleye çıkıyor bura. Ya gel her gel çıkalım ya. Sen telefonu çekmedi, ben inadım ettim arkadaş, ben çıkacağım. Bakın su kanalları kayaya yarmışlar. Gidiyor. Ben yukarıya çıkacağım arkadaş. Ya böyle bir fırsatı bulamazsın. Şu dikliğe bak ya. Sürünerek çıkıyoruz ya. Şu dikliğe bakın ya. Ben o kadar kale gezdim, böyle bir dik yer görmedim ya. Allah Allah. Şuna bakın bir. Ha bunu nasıl yaptınız siz ya? Bunu nasıl yaptılar acaba? Yan tarafından da sulama kanalları geçiyor. Böyle bir o tarih yok ya. Gidiyor, takaleye çıkıyor. Bak, sulama kanallarının. Allah Allah. Bakın, kayanın yarısını delmişler, suyu indirmişler aşağı. Vallahi tutunarak gideceğiz abi, tutunarak. Vallahi bence herhalde kaleye çıktı. Yukarıda bir merdiven daha var. He? Şu yüksekliğe. Yukarıda bir merdiven gözüküyor inşallah. Ama ben böyle bir yükseklikte ilk defa bir yer görüyorum. Vallahi merdivenler aşınmış ya. Merdivenler aşınmış şu anda. Merdivenleri basmayı. Yerleri bilmem zorlaşmış. Kaleye herhalde çıktık, bakalım arkadaşlar ne geliyor karşımıza. He? Vallahi buraya demirden bir merdiven yapmışlar. Bakalım nereye çıkıyor. Ha. Ya daha gidiyor Serdar. Daha kaleye çıkmamışız ya. Vallahi kaleye çıkmamışız ya. Daha var. Daha çıkıyoruz ya. Yan tarafından çıkıyoruz arkadaş. Kalenin yanına çıktık. Daha çıkıyoruz ama bundan sonra çıkmayacağım. O tarafları zaten gördüydük. Yan tarafından ağrı kalemize çıkılıyor ama gerçekten tarihi eser. Şu karşımızdaki kayalığa bakın.
Ben artık inanıyorum kesinlikle bu kalenin altından, çünkü orada tüneller var. O tünellerden karşıya çıkış var. He? Bizim amcaoğlu kaldı. Yine Serkan da yine iyi başarılı çıktı bu kadar yorgunluğa karşılık. Artık inelim Serdar. O tünelleri kaldıkları derinliği bir hesabını yapın arkadaşlar. Şu şehir nerede kaldı? Nasıl yapmışlar? Nasıl yapmışlar? Bunun tabanından çıktı. Ta şu köprünün olduğu tabandan ağrı çıktık sadece. Kayayı oyup da çıkmışlar ama şu karşıki kayalıkta da var bir şeyler de. Karşı tarafında çok şeylik var da oraya şu anda gidemeyeceğiz. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ve gezip görmenizi isterim. Boyabat'ta, Sinop'a bağlı Boyabat Kalesi'ne müsait olanlar gelsin ve tarih görsün, tarih. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Bir aşağı iniyoruz bakalım hayırlısını. Nasıl ineceğiz? Şimdi geri nasıl ineceğim? Vallahi var ya, o kadar karanlık. Bir de ışıkları koy. Yok. Işık ya. Arkadaşlar, çıkması bile bundan kolaydı. İnmesi o kadar zor ki. Kesinlikle yani inmeye nasıl ineceğiz bilmiyorum. Çok zor. Demirlerden tutmadıktan sonra inme şansınız hiç yok. Çok tehlikeli. Çıkarken bu kadar zorlandık ama lan ne bileyim ne kaç metre çıktık. O kadar zor ki. Çok dik ya, çok dik. Yani nasıl anlatayım, şeyi bile koyamıyoruz ya. Dur. Aşağıda ben çekim yapacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.